Konuya uygun renkler, tişörtler, işte kazaklar neyse giymeye özen gösteriyorum. Hani seviyorum. Öyle abidik gubidik şeyler benim çok böyle hoşuma gidiyor. Bu da böyle inanılmaz gerekli bir bilgi olarak kalsın lütfen arşivlerimizde. Save the wild yazıyor. Yani no, save the wild life. Vahşi dünyayı, vahşi hayvanları koruyalım. Son zamanlarda ben çok fazla film izlemeye başladım ve bu karantina öncesi normal hayattayken bizler sokaklarda olabildiğimiz zamanlarda açıkçası böyle aman eve geleyim de işte bugün de bir iki film izleyeyim modum olmuyordu. Hani ona zaman bulamıyordum, zaman ayırmıyordum, önceliğim olmuyordu. O yüzden böyle hani film izlemiyordum çok fazla. Son böyle bir iki yıldır diyebilirim size. Üniversitede medya iletişim okuduğum için ve özellikle bizim üniversitemizde hani çok fazla böyle tez değil de essay, denemeler yazdırırlardı ve hep izlediğimiz filmlere dayalı olurdu. Yani böyle bir filmi izlediğimizde bütünüyle ele alırdık ve o yüzden de ben film izlemeye böyle çok şey bakıyorum. Zaten hani medya iletişim ve fotoğrafçılık hani böyle o yönetmen acaba nasıl ele almış? Senarist işte bunu nasıl anlatmış? Oyunculuklar nasıl böyle birçok katmandan oluşuyor. Benim için bu film izleme seansı diyeyim. Ve işte son özellikle 3-4 gündür, 3 gün önce şey izledim, Inside Out, Ters Yüz diye bir film. İnanılmaz bayıldım ama onu açıkçası böyle bir videoda sizlerle paylaşarak ele almak istemedim. Ama kesinlikle öneririm o filmi de izlemeyenler için. İkincisi Yürüyen Şato'yu izledim. O da Miyazaki filmi. Muhteşemdi, ben onu izlememiştim ama aklımdaydı yani. Bildiğim böyle bunu izle dedikleri filmlerden biriydi. Kesinlikle izlenilesi ve güzel bir film. Ve dün izlediğim filmin adı Okja'ydı. Bu film beni böyle yerden yere vurdu ve nedenini anlatacağım size birazdan. Ama o kadar hüzünlendirdi, o kadar böyle umut doldum, o kadar kendimi açıkçası hani böyle oradan oraya duygu anlamında seyahat ederken buldum ki size anlatamam. Ve konusunu da anlatacağım ama bu filmi kesinlikle izlemeniz gerekiyor eğer ki duymadıysanız ve izlemediyseniz. Bu film aksiyon ve macera filmi. Yönetmeni Parazit filmini muhakkak duymuşsunuzdur. Bayağı ödül aldı bu geçen sene. 2019'da galiba yayınlandı. Yanlış olmasın, 2019'un sonları diyebiliyorum ya da 2020 başı. Parazit filminin yönetmeni. Güney Kore filmi ve Kore isimlerini muhteşem telaffuz ederim. Bong Joon-ho ya da Bong Joon-ho yönetmenimizin adı. Kendisi dediğim gibi Okja'nın da yönetmeni, işte Parazit filminin de yönetmeni. Ve ben açıkçası bilmiyordum. Ben bu filmi ele almalıyım ve kesinlikle anlatmalıyım deyip böyle bir araştırdıktan sonra yönetmeninin de kendisi olduğunu, yani Parazit'le aynı yönetmen olduğunu anladım. Bu arada bu filmdeki en önemli nokta senaristinin, yani yazarının ve yöneten kişinin aynı kişi olması. Ben her zaman bunun çok arkasındayım. Bu benim nacizane fikrim. Sizler de bunu yorumlarda bu arada düşüncenizi benimle paylaşabilirsiniz. Düşüncem şu: yazan ve yöneten aynıysa, o film eğer ki hani kurgusu ve öykü de muhteşemse gerçekten lezzetinden yenmiyor. Ama yazan yöneten farklı olduğunda tabii ki de inanılmaz harika filmler ortaya çıkabiliyor. Ama genelde, yani çok genelleme konuşuyorum, o film biraz daha risk altında oluyor. Çünkü zaten öyküyü yönetmen kendisi yazıyorsa her bir detayı biliyor ve genellikle yine bence bu senaryoyu yazarken yönetmen zaten kimin oynayacağını da hani kafasında aşağı yukarı belirliyor. Bu arada Bong Joon-ho yönetmenimiz bu filmi tek başına yazmamış. Çünkü film Kore, Güney Kore ve Amerika yapımı. Dolayısıyla yabancı Amerikalı oyuncuların oynaması için John Ransom'dan destek alınmış. Şimdi oyunculardan öncelikle bahsedeceğim ya da ilk konuyu mu anlatayım? Öncelikle bir konuyu ben size anlatayım. Filmin konusu şu: Mirando şirketi, Miranda mı Mirando mu bir an şeyde kaldı ama Mirando olması lazım. Mirando şirket grubu var ve bu şirketin başında olan bir CEO var. Bunu zaten Tilda Swinton oynuyor. Kendisi böyle baba şirketi diyeyimse, yani babadan işte kızlarına kalmış bir şirket ve burası aslında bir mezba değil ama
Bunun pazarlaması yapılıyor. İşte domuz etlerini pazarlıyorlar. İşte ne bileyim ben hani büyükbaş hayvancılık yani bu esas konu. Ve tabii ki de hani hayvanların kesilmesi, zulmü gibi gibi konular var. Şimdi esas önemli olan noktası da şu. Film zaten böyle başlıyor. Tilda Swinton yani filmdeki Lucy 10 senelik bir deney yapacak. Daha doğrusu deney de değil bir yarışma düzenliyor. Ve bu yarışmada da 26 tane domuzu 26 farklı ülkeye yollayacaklar. Ve bütün bu yani 26 domuzun da genetiğiyle oynanmış, modifiye edilmiş domuzlar bunlar diyeyim size. Hani normal bildiğimiz domuzun böyle 100 katı. Zaten Okja'yı şuraya koyalım bence. İnanılmaz tatlı. Ve bu 26 değişik ülkede 10 tane çiftçi, yok 26 değişik ülkede 26 tane değişik çiftçi büyütecek 10 sene boyunca. Bu domuzları 10 senenin sonunda da bütün o 26 ülkeye ziyaret yapılıp en iyi hangisi yani en iyi hangi çiftçi baktıysa bu 26 domuzdan artık hangisi ise en iyisi onu yarışmada birinci seçecekler ve her neredeyse oradan alıp New York'a getirecekler. Ve New York'ta da işte birinci işte atıyorum sensin işte domuz ya da adı neyse takdim edecekler. Ve bu filmde de 10 sene sonraya gidiyoruz bunun açıklanmasından hemen sonra. 10 sene sonunda Güney Kore'de yaşayan bir çiftçi seçiliyor. Ve yani bu birinci seçilen domuz onların baktığı domuz oluyor. Domuzumuzun adı da Okja. Ve bir büyük baba torunuyla beraber yaşıyor. Mia, Korece ismini söylemeyeyim şu anda. Yani gerçekten kulaklarınıza zarar olur. Ki ben de zaten hani doğru söyleyemeyeceğim büyük ihtimalle ama Mia'yı oynayan kızı şöyle koyabiliriz eğer ki bulabiliriz diye düşünüyorum. Adını da yazabiliriz belki alta. Kendisi 10 sene boyunca Okja'ya bakıyor. İşte bütün o büyüme sürecinde yani en yakın arkadaşı. Zaten böyle doğada bir yerdeler. İnanılmaz bir doğa bu arada ve onların böyle arkadaşlıklarını görüyoruz. 10 sene sonunda bir grup geliyor. Jake Gyllenhaal oradaki işte şeyi oynuyor. Ne deniyor ona? Böyle program yapan hani hayvanlarla böyle işte o canım hayvan falan diye hani yaparlar ya böyle TV programları, TV şovları diyeyim. Miranda'nın da yüzü aynı zamanda böyle hani eğlenceli yüzü diyeyim. Ama hani filmde yansıtılan öyle hayvanları çok seven, hayvan aşkıyla ölen bir adam değil. Jake Gyllenhaal ve işte hani birinci seçecekler ya fotoğraf çekmeleri gerekiyor. İşte şeyi bu kuşak gibi bir şeyi kızın ve büyük babanın üzerine koyuyorlar. Bunu takdim ediyorlar. Fotoğraflar çekiliyor falan derken büyük baba Mia'ya sen gel diyor. Bu arada çok da spoiler vermemeye çalışarak anlatacağım filmi. Ama Okja'yı oradan alıyorlar. Şeyde de herhangi bir yerde baktığınızda da bu şekilde anlatıldığı için spoiler vermeden gittiğimi düşünüyorum. O yüzden de hani ona dikkat ettim. Çünkü ben film ve dizi anlatırken en büyük, en önemli konu hani çok fazla spoiler verilirse ben o diziyi izlemek istemiyorum ya da o filmi izlemek istemiyorum. Sonuç olarak Okja'yı alıyorlar ve New York'a götürüyorlar. O sırada büyük babası Mia'yı aldığı için yani sana bir şey söyleyeceğim işte gel seni annenle babanı görmemiz lazım falan diye kaçırdığı için Okja giderken Mia'nın haberi olmuyor. Mia da 11-12 yaşlarında falan bu arada ya da bilmiyorum 13 falandır. Koreliler küçük gösteriyor ya biraz. Sonuç olarak Okja gidince işte büyük dedesi şey diyor. Ben sana hani Okja'nın yerine böyle saf altından bir domuz aldım. Bu inanılmaz pahalı. Hani onun yerine artık sen bununla hayatını idame ettirebilirsin. Zaten bu kırlarda hani yaşaman gerekmiyor falan gibi konuşunca Okja tabii ki de bunu kabul etmiyor ve direkt New York'a gidiyor. Ya arkadaşlar zaten hani onun o gitmesi hani Okja için bu kadar nasıl diyeyim o sevgisini göstermesi onun uğruna verdiği o mücadele ve her şey yani çok güzel işlenmiş. Ve onu görmeniz lazım. Yani benim böyle orada gerçekten gözlerim doldu. Çok etkiledi beni. Buluyor Okja'yı ama böyle bir sürü maceralar oraları atlıyorum. Ve sonuç olarak almaya çalışırken işte bir de hayvanlara yardım eden bir örgüt var. Örgütün yani Türkçe bilmiyorum adını. Hani hayvan kurtarma örgütü diyeyim size. Böyle hayvanlara zulmeden yerlerden olabildiğince kurtaran kişilerden oluşan bir grup diyeyim. Onlar da zaten Okja'yı kurtarmayı hani Mia gelse de gelmese de görev edinmiş insanlar.
Ve sonuç olarak bir sürü maceralar oluyor. En sonunda da Okja'yı alabiliyor mu Mia? Mia mı Mija mı artık hani on, Mia ama adı kızın. Neler oluyor onu size söylemeyeyim. Yani mutlu sonla mı bitiyor yoksa kesimhanede mi Okja'nın hayatı son buluyor? Sonuçta onlar kesilip yani insanlara et olarak sunulacak. Esas amaç bu. Evet, filmin sonunu söylememeye karar verdim. Siz artık izlerseniz eğer ki isterseniz zaten görürsünüz. Burada benim altını çizmek istediğim noktalar, daha doğrusu böyle bu videoda ele almak istediğim noktalardan biri şu. Oyunculuklar bir kere bence muhteşem. Zaten Jack Gyllenhaal, Tilda Swinton, işte Mia'yı oynayan kız başrol oyuncusu. Bu arada bu hayvanları kurtarmanın başındaki kişi Jay, onu oynayan kişi de Paul Dano diye bir arkadaşımız. Çok iyi bir oyuncu. Yani ben bütün oyunculuğa bayıldım. Hikayenin akmasına böyle bir iki yerde şey dedim. Ay yok galiba kötüye gidecek bir şey olacak. Hani toparlayamazlar diye düşündüm ama inanılmazdı. Ve Parazit filmini izleyenleriniz için söylüyorum. Bunu asla kıyaslayamam. Zaten konular bambaşka. Ama ben Parazit'i izledim ve sinemada izledim. Ve ilk bölüm muhteşemdi hani. İkincisi bence berbattı. Yani ilk bölümü 10 üzerinden 9 verirken ikinciye 10 üzerinden 3 belki veririm. Hani bu kadar bir senaryo bence berbat edilebilirdi. Ama Okja'da hiçbir şekilde böyle bir durum yok. Dolayısıyla oyunculara zaten muhteşem. 10 üzerinden 10 veririm. Prodüksiyon bu çok önemli. Ben buna da çok yani yapım aşamasına ne kadar bütçe ayrıldığı da bence çok önemli bir konu. Yani ben biraz teknik olarak da filmleri ele alıyorum. Biraz işin arka yüzünü de bildiğim için yani öyle çok deneyimim yok ama kamera arkasında da çalıştım. Hani üniversitede zaten bunu okuduğum için sinema okumadım ama medya iletişim olarak o açıdan bakma hoşuma gidiyor. Ve bu filme ayrılan bütçe arkadaşlar hem Netflix hem de bir şey daha ya yalan olmasın adını atacağım ama iki yer hani bütçe ayırıyor. $50 milyon. Dolayısıyla zaten bu filmin bütçesi baya iyi. Yani bütçe sıkıntısı çekmeden yapılan bir film. Çok önemli bir şey daha var. Ben bunu okuduğumda açıkçası baya şaşırdım. Yapımcı ve yönetmen bu filmi çekerken Colorado'da bir mezbaha gidiyorlar. Çünkü özellikle yönetmen filmi sonuçta mezbaha sahnesi de var. Onu da görürsünüz zaten hani izlemeyi seçerseniz. Orada bir görmek istiyor. Gerçekten hani nasıl öldürülüyor hayvanlar, nasıl işlemlerden geçiyor. Colorado'da mezbahayı ziyaret ettikten sonra hem yönetmen hem de yapımcı vegan olmaya karar veriyorlar gerçek hayatlarında. Ve bu beni bayağı etkiledi. Ve son olarak bana ne kattıya değineceğim. Orada da zaten buna değineceğim. Ama zaten hani bu bence en önemli noktalardan biri. Yani bir yönetmenin başarısını gösteren en kilit şey o filmi çekmeden önce o insanların bulunduğu ortamlara girebilmesi, oyuncunun yerine kendini koyabilmesi ve gerçekten bence o oyuncunun gözünden de anlatabilme yeteneği. Yani yönetmeni yönetmen yapan ve o filme de inanılmaz artı sağlayan noktalardan birinin bu olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da bu açıdan da bakıldığında bence yönetmen muhteşem bir şey yapmış. Bu mezbahaları kendi isteyerek gezdiği için. Bunun yanı sıra hani filmin eksi yönü ne olabilir diye düşündüğümde ya gerçekten bu konuda kimseyi yanıltmak istemiyorum ama bence eksi yönü yok. Yani böyle çok fazla şiddet sahnesi de yok. Böyle hüzün derseniz o da dengede. Yani her şey, bir de ben gerçeklikten kopulmamasını seviyorum. Hani bu tarz filmlerde böyle tabii ki de genetiğiyle oynanmış bir domuz, gerçek bir domuz değil. Ama olabilir bir şey. Hani o domuz yok galiba yani herhalde olsaydı bilirdik. Ama çok tatlı, keşke dünyada öyle domuzlar da olsa ve yenmese. Şimdi buradan şuna da geleceğim. Son olarak demek istediğim o ki herkesin hür iradesi var ve düşüncelerini, hissettiklerini özgürce zaten söyleyebileceği bir platform YouTube. O yüzden ben kendi düşüncelerimi bu anlamda ifade edeceğim. Bununla ilgili aman işte ama et de şöyle yararlı bilmem ne de şöyle zararlı falan diyebilirsiniz. Ama bundan daha ziyade sizin kendi düşüncelerinizi yazarsanız daha mutlu olurum yorumlara. Bu aklınızda olsun. Benim düşüncem ne?
Şimdi çok samimi olarak şunu söylemek istiyorum size. Ben 15 yıldır vejetaryenim. Belki daha fazla oldu. Yani 14, 15, 16 sene işte vejetaryenim bu kadar zamandır. Ve çok mutluyum vejetaryen olmaktan. Zaten eti hiçbir zaman çok sevmedim. Ve hayvanların öldürülmesi bana hiçbir zaman doğru gelmedi. Bu benim fikrim dediğim gibi. Herkesin fikrine saygım var ama bence yani altını çiziyorum. Doğru değil. Yani bir hayvanın canını acıtmak ve bizim doymamız yani bu kadar vahşi olabileceğimize ben inanmak istemiyorum. Filmde de bunu da niye söylüyorum? Filmi izledikten sonra zaten vegan olabilir miyim diye bir düşüncem vardı ama yoğurt ve peyniri çok sevdiğimden dolayı yumurtadan vazgeçerim. Olamam herhalde diyordum ama filmi izleyip o hayvanların gerçekten öldürüldüğüne şahit olup ve de bunun nasıl bir endüstri olduğunun da aslında altı çiziliyor. İnsanlar para uğruna sadece yani o domuzu, okjayı ve onun gibi milyonlarca domuzu, siz o domuzun yerine inek, öküz, her şeyi koyabilirsiniz. Onların hani gözlerine baka baka o benim ürünüm, o benim malım diyor. Yani o şirketin CEO'su Tilda Swinton'ın oynadığı işte ikiz kardeş ya da ikiz kardeşler galiba Lucy. Diğerinin adını da unuttum. İşte en sonda filmi izlediğinizde anlayacaksınız o mezbaha sahnesinde o benim malım, onu sana veremem diyor Mia'ya. Ve hani bu şekilde mal olarak algılanması ve sadece para düşünülerek insanlar işte bunu yiyecek çünkü bu çok leziz. İşte hayvanı nasıl öldürdüğümüzün önemi yok. O zaten bize et vermek zorunda. Hani ve bunun tamamen böyle bir nasıl diyeyim ki size ticari amaçla yapılıyor olması ve bu şekilde resmedilmesi beni çok şöyle kalbimden vurdu. Böyle bir ah oldum yani çok hüzünlendim. Size kelimelerle belki anlatamıyor olabilirim. Yani o yüzden diyorum bence filmi izleyin. Siz belki böyle etkilenmezsiniz ama bence ben buna da inananlardanım. Hani koronavirüsünün de bir hayvandan çıkma olasılığı var en azından. Ve Çin halkına bilmiyorum nasıl yapıyorlar et yani... Köpek yiyorlar, kedi yiyorlar, ne bulurlarsa yiyorlar ve bunun hani öldürülmesi de bence çok iyi bir şekilde yapılmıyor. Yani sopalarla falan öldürüyorlar diye duyuyorum. Ya, bence bunun bir nasıl diyeyim ki size vebali var ve belki de bu virüs bize bu anlamda da hani hayvanlara karşı daha duyarlı olalım noktasında da bir mesaj olabilir mi acaba diye soru soruyorum. Bu film açıkçası bana bunu da sordurtturdu ve bugünlerde hani korona günlerinde bunu yaşamak da Hightab'ın paylaştığı zaten bir afişten de bakabilirsiniz. Ona dayanarak da bunları söylüyorum. Çünkü Ebola'nın yarasadan yayıldığını, işte zaten domuz gribinin domuzlardan çıktığını, işte kuş gribinin kuştan hani falan böyle şimdi bu koronanın da adını unuttuğum bir hayvan var. Ondan çıktığına inanıyorlar. Buna inanan bir grup var. Ben de olabilir diyorum. Hiçbir şey için %100 diyemem. Ama belki biz kendimizi hani empatiden bahsettiğim bir video var. O bilmiyorum. Daha yayınlandı mı, yayınlanmadı mı bu video yayınlanacağı zaman. O videoya da bir göz atabilirsiniz. Çünkü empati belki de sadece kendimizi karşımızdaki insanın yerine koymak değil... Belki o hayvanın, o ağacın bile yerine koyabilmek yeri geldiği zaman. Ve ben vejetaryen olmaya burada çok fazla da uzatmayacağım. Ama vejetaryen olmaya karar verdiğim nokta bir inekle gerçekten göz göze geldiğim zamandı. O yüzden de herkesin dediğim gibi kararına, neyi seçtiğine çok büyük saygım var. Günde 3 öğünde et yiyebilirsiniz. Ben sizi asla yargılayamam ya da neden yiyorsun diyemem. Aynı şekilde sizden de bu özveriyi ve bu saygıyı bekliyorum. O yüzden lütfen bu anlayışta yaklaşalım birbirimize. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu, daha doğrusu bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Ya da daha önce izlediyseniz yine bana nasıl bulduğunuzu söylerseniz gerçekten çok sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda da o zili açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bunları da hep böyle söylüyorum, biraz klişe geliyor ama söylemeden de olmuyor. En azından
Hani unutabiliyoruz, ben de insanım, ben de unutabiliyorum. Ama gerçekten bu desteğinizi çok fazla gösteriyor. O yüzden unutmazsanız çok 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 büyük teşekkürler ediyorum size. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın ve gerçekten bu süreçte olabildiğince evde kalın. Lütfen ama lütfen, yani evde kalma lüksünüz varsa diyeyim. Çünkü biliyorum ki bazılarımız çalışmak zorunda. Bunu yani sadece bir hava alayım diye çıkmayın. Ben inanın sadece bir mama dağıtayım hemen geleyim olarak çıkıyorum. O da yani 1-1,5 saati geçmiyor ve o da aç kalmasın hani hayvanlar diye. Sizin de böyle zoraki bir şeyiniz yoksa çıkmamaya özen gösterin. Sizi çok seviyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada yine ben video çekerken tabii ki de hiç ses yoktu. Şimdi ses geliyor. Hiç ses yoktu yani. Hep ben video çekerken. Görev edinmiş insan. Bak yine başladı. Bitti mi şimdi? Tuhaf hissediyorum şu an. Bitti. Şunu yapmaya bayılıyorum. Bir dakika, nasıl yapıyorlar şimdi şöyle?